Orhan ne oldu? Zeynep limandaymış değil mi? Yok enişte, orası biraz karışık. Neyi karışık? Zeynep'e bir şey mi olmuş? Ablam yoktu limanda enişte. Yalnız var ya, bir yolu acayip benzetmişler. Adamın ağzı yüzü kaymış. Dayımlar onu hastaneye götürüyordu. Ne? Bir haber alırsanız beni arayın hemen. Sen nereye gidiyorsun abi? Enişte! Bir yolu kim dönmüş? Bilmiyorum Fatih. Bilmiyorum. Bana bak Meryem. Sakın sen bu işe karışma, tamam mı? Ya Şevket, sen onları tanımıyorsun. Asıl sen tanımıyorsun da. Ben bunları ciğerini bilirim. Bak ne diyorsam onu yapacaksın. Bak o köprünün altından çok sular aktı Şevket. Onlarla ancak ben baş edebilirim. Ya sen bu işe karışma. Ya ben önceden ne yaptıysam şimdi aynısını yapacağım. O Vahit görecek Kara Meryem'in canını yakmak neymiş. Ha sana öyle mi dedi? Önce malını yaktım, sonra da canını yakacağım dedi. Şevket, tekneyi yakan da, Birol'u o hale getiren de Vahit. Bak telefonu kapatmadan da kendi kanıma bunu yaptıysam senin kanına ne yapmam bir düşün dedi. Lan! Reis baba, ne oldu? Burada ama ortalık karışık, benim de kafam almıyor. Sana ne oldu böyle de? Beni boş verin. Zeynep ortalıkta yok, kayıp. Zeynep mi yok? Kayıp mı? Evet. Ona sağa sola baktınız mı? Konu komşuya sordunuz mu? Ya baktık reis babacığım, baktık. Sabah markete diye çıkmış, bir daha haber alamadık. Gelmediniz. Sizi bekliyorum. Babaanneciğim, ya biz bugün gelemeyeceğiz. Peki neden? Bugün için sözleşmiştik. Babaannem Selim'i getirecektin diyor. Ha ben bilmem. Ben anlamam. Ya babaanneciğim, aslında biz bugün pek müsait değiliz. Ne demek müsait değiliz? Selin, biz seninle ne konuşmuştuk kızım? Evet yani biliyorum da. Ya biliyorsan getireceksin. Ben böyle anlaştım. İkinizi de burada bekliyorum. Ne oldu? Ya pardon, Zeynep Taşkın'ı gördünüz mü? Görmedim. Abi pardon. Zeynep Taşkın'ı tanıyor musun? Tanımıyorum. Şevket Reis'in kızı. Ya şurada oturuyoruz ya. Tanımıyorsun. Eyvallah. Kolay gelsin. Memur Bey, ben kayıp başvurusunda bulunacaktım. Tabii hemen bilgileri alalım. Kayıp olan kim? Eşim. Eşiniz ne zaman kayboldu? Yani 4-5 saat oldu. İyi de beyefendi, eşiniz 5 saattir kayıp. Belki bir arkadaşına gitmiştir. Yok. Yani baktık her yere, yok. İyi, alışverişe çıkmıştır belki. Ya baktık işte diyorum. Yani manav, bakkal, bilmem ne, gidebileceği her yere baktık, yok.
Üstelik kaçırılmış olabilmesinden şüpheleniyorum. Beyefendi, eşiniz kaçtı mı, kaçırıldı mı? İkisi de farklı şeyler. Karar verin. Eşiniz kaçtı mı, kaçırıldı mı? Niye kaçsın benim eşim? Kaçırılmış işte. Peki şüphelendiğiniz biri var mı? Var. Ertan. Ertan? Eski şeyi. Arkadaşı. Bu sıradan bir arkadaş değil, değil mi? Değil. Yani eski sevgilisi. Ben işte direkt söyleyemedim. Siz söylediğiniz için sağ olun. Evet. Tamam. Anlaşıldı. Eşiniz eski sevgilisiyle kaçtı. Ya ne diyorsunuz siz? Benim eşim niye kaçsın o şerefsizde? Kızmayın canım. Ben görevimi yapıyorum. Ne malum eşinizi sizin ortadan kaldırmadığınız? Ben niye kaldırayım ortadan? Memur bey siz... Bak... Ya diyorum sana, karım kayıp. Gelmiş burada kaç saattir kayıp olduğunu söylüyorum. Şuralara baktık, bulamadık diyorum. Üstelik şüphelendiğim kişiyi de söylüyorum. Siz ne diyorsunuz? Adınız? Fatih Şekercizade. Eşinizin adı? Zeynep Şek... Zeynep... Yok yok, Taşkın. Zeynep Taşkın Şekercizade. Yok yok, sadece Taşkın. Kardeşim, eşim demedin mi? Eşim? Ulan bu Ertan bunu öğrenirse... Hayırlı işler. Ya kızınız kayıp, siz hala oturuyorsunuz. Benim bildiğim reis baba şu an ülkeyi çoktan birbirine katmıştı. Ha biz de bunun için buradayız damat. Ya senin bilmediğin şeyler var Fatih. Evet, Zeynep'in nerede olduğunu bilmiyorum mesela ve her saniye daha da sinirleniyorum. Zeynep'i kimin kaçırdığını biliyoruz galiba. Evet, Ertan. Vahit. Vahit kim? Ertan kim lan? Vahit kim lan? Ulan Ertan var ya, seni anandan doğduğuna pişman etmezsen benim adım da Zeynep değil lan. Sen kimsin beni kaçırıyorsun gerizekalı? Adam mısın lan sen? Sen kimsin beni kaçırıyorsun lan? Kimsin sen? Gerizekalı ya. Hata bende. Hata bende, insan yerine koyuyorum seni. Gelip konuşuyorum seninle. Oh. Oh, oh. Ne yapıyorsun? Lan! Sen kimsin? Niye kaçırdınız beni? Ben kaçırmadım. Kim kaçırdı? Görürsün gel. Tamam bırak. Ben kendim gelirim. El kol yap. Lan bırak. Yürü. Tamam bırak. Bırak. Yürü. Ya tamam kardeşim tamam. Çıkarabilirim ben. Bırak çekme lan. Zeynep Hanım'ı sinirlendirmeyin. Tersi çok pistir. Sen kimsin ya? Merhaba Zeynep. Ne o? Seni tanıdığımı anladın mı hemen? Kimsin lan sen? Sakin ol. Yabancı değilim. Aileden biri sayılırım. Ne saçmalıyorsun ya? Ne ailesi? Tamam biraz daha açıklayıcı olayım. Ama önce otur lütfen. Senin üvey amcanım. Yani üvey amcası? Benim üvey amcam falan yok. Bu bir kamera şakası falan mı acaba? Ya ben seni görmedim hayatımda. Seni tanımıyorum, tamam mı? Seni hayatımda hiç görmedim. Burada nasıl bir oyun döndürüyorsunuz bilmiyorum ama hemen bunu durdurun. Yoksa var... Korkmaya başladım. Hakikaten sen süper bir kırma olmuşsun Zeynep. Ama zaten Kara Meryem'le Derin Şevket'in kızından da başkası beklenmezdi. Şaşırdın mı? Beni delirtmeden kim olduğunu söyleyecek misin? Ben de onu yapmak istiyorum ama izin vermiyorsun. Geldiğinden beri car car car. Adım Vahit. Sana bir şey ifade ediyor mu? Hayret. Halbuki baban bu ismi çok iyi bilir. Sana hiç bahsetmemiş olması enteresan. Gereksiz gördüyse demek. Neyse ziyanı yok. Zaten yakında her gün bu ismi anacak.
Uzun lafın kısası Zeynep, baban beni çok iyi tanır. Ama aslında anan daha iyi tanır. Bir ben tanımıyormuşum desene. Tanışırız Zeynepciğim. Tanışırız. Hayır reis baba. Bu kez ben soracağım. Bu Vahit kim? Ve benim karımı niye kaçırmak istiyor? Sen onu buna sor. Başı ezilmesi gereken biri Fatih. Yani Ertan kaçırmadı öyle mi? Ben bilmiyorum. Emin değilim. Siz yine ne karıştırıyorsunuz? Bunlardan mı gelecekti başına kuzu? Kim ne istedi senden yavrum? Kim ne istedi? Ha bu kızın yüzü hiç gülmeyecek bir de. Bir gün gülüyse bin gün ağlıydı. Ulan ha bu kapıdan girsin içeri Ayfer. Vallahi kurban keseceğim. Sağ salim girsin şu kapıdan içeri. Kurban oldum vallahi. Yadigar. Yeter artık tamam. Ortalığı yaygaraya verip durma. Ne ister bizim kızımızdan? Kim ne isterdi? Ha bu kızın yüzü hiç kırmayacak. Yadigar ablam. He. Canım. Bak sen daha fazla merak etme ne olur. Bak. Buraya yazıyorum. Zeynep sabah olmadan sağ salim dönecek. Bak görürsün. İnşallah. İnşallah. Ha? Vallahi aynen. Aham da bak şuraya yazıyorum. Yarın sabah böyle hep birlikte kahvaltı edeceğiz. Bak görürsün. Ula ağzın bal yesin Cevat. Of. Saatler geçmiyor ya. Evet ya geçmiyor böyle. Otur otur nereye kadar? Ben gidiyorum ablamı bulmaya gidiyorum ya. Orhan otur. Yok arkadaş o zaman ben gidiyorum ya. Bulacağım reisini. Şahane otur. Allah Allah. He git git. Bir de sonra seni aramaya çıkalım dışarı. He. Orhan sen nereye gidiyorsun? Yahu ablamı bulacağım. Ha, ablanı bulmaya gidiyorsun. Nereye gideceksin? Kime soracaksın? Ne soracaksın? Ya bir haber gelirse hep beraber hallederiz. Selin haklı. Ya ne olursunuz ne olur oturun oturduğunuz yerde ne olur. Bu Zeynep'i kim kaçırdı acaba ya? Ertan mı kaçırdı yoksa Vahit mi kaçırdı? Hayır bunlar bu Zeynep'i kaçırdılarsa da niye kaçırdılar kardeşim? Bunlar amaçları ne yani? Ne amaçtan kaçırdılar bunlar bu Zeynep'i? Sonra bu teknenin yanma olayı var bir de. Bu tekneyi kim yaktı? Niye yaktı yani? Bu tekneyi Ertan mı yaktı yoksa Vahit mi yaktı? Yaktılarsa da ne için yaktılar? Bunların bu tekneden alıp veremediklerini ben anlamıyorum. Vallahi benim kafam Allah kullak oldu çocuklar. Ben artık hiçbir şey anlamayayım yani. Sonra yani bu Vahit nereden çıktı birdenbire kardeşim bizim hayatımıza? Orta yerine löp diye girdi adam. Kim bu Vahit? Bu Vahit bizim düşmanımız mıdır yoksa Fatih'lerin düşmanı mı? Kim kız bu Vahit? Anneciğim. Yani biz senin sorduğun bu soruların cevaplarını biliyorsaydık çoktan Zeynep'i bulup getirmiştik buraya değil mi tatlım? Ha? Anne. Ya tek bildiğimiz işte bu Vahit denen adam kaçırmış. Yani en azından reis babamlar öyle zannediyor. Bu da işine geleni biliyor, işine gelmeyeni bilmiyor adam. Anne. Yoklar işte yoklar. Ula ha bu ikisi bir araya girip bir işler karıştırıyor olmasın da. Aman. Vahid'in peşinde. Ya da peşindeler. Zahmet etmeyin, ben yemeyeceğim. Ne kadar ayıp Zeynep. Sofraya küslük olur mu hiç? Baban sana hiç mi öğretmedi böyle şeyleri? Madem babamı iyi tanıyorsun, o zaman bilmen gerek. Babam öyle sofra adabıyla falan ilgilenecek bir adam değil. Ama sağ olsun bana alçaklarla nasıl baş etmem gerektiğini öğretmişti. Büyüklere saygı sıfır. Ne saygısı? Beni kaçırdın sen. Bir de benden saygı mı bekliyorsun? Sesini yükseltme. Sakin ol. Bana saygı duymuyorsan sofraya duyacaksın.
Allah manyağı ya. Pardon, duyamadım. Allah'ım diyorum. Ben neden buradayım acaba? Ben neden kaçırıldım diyorum. Bana sorsana güzelim. Ben sana anlatırım. Beni neden kaçırdın? Bağırmadan. Sakin sakin sor. Acaba rica etsem neden burada olduğumu ve beni neden kaçırdığınızı öğrenebilir miyim? Şimdi Zeynepciğim, senin bu anan var ya anan, hani Kara Meryem. İşte o benim yengem olur. Abimin karısı yani. Bunun benimle ne ilgisi var? Seninle ilgisi yok. Seninle hiçbir meselem yok benim. Ya o zaman beni neden kaçırdın? Ben burada ne yapıyorum şu anda? Bırak beni gideyim. Benim çoluğum çocuğum var. Sevenlerim, bekleyenlerim kes var. Kes sesini. Bana duygu sömürüsü yapma. Sana duygu sömürüsü falan yapmıyorum. Kes dedim. Ya yemeğini ye ya da defol git. Gitmiyorum. Bana neden burada olduğumu ve beni neden kaçırdığını söyleyene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Beni etkilemeyi başardın. Aferin. Zeynep. Sen akıllı kızsın. Sorunumun seninle değil de annenle olduğunu anlamış olman gerekiyor. Onu gayet net anladım. Hayır, belli ki annem zamanında senin canını fena yakmış ki bence çok da iyi etmiş. Yeter! O ağzını bir daha açacak olursan o söylediğin söz son sözün olur. Annen hakkında hiçbir fikrin yok. Senin annen bir katil. Abinin katili. Ne diyorsun sen ya? Bu arada abimin de sevenleri ve bekleyenleri var. Doğrusu buranın yemeklerini çok özlemişim. Sen de bir ara dışarı kaçmışsın, anlarsın beni. Memleket gibisi yok değil mi Zeynep? Neden sana inanayım? Pardon? Annemin abini öldürdüğüne neden inanayım? Bana inanmak zorunda değilsin. Annene sor. Eminim sana yalan söylemeyecektir. O adam annemi tehdit etmiş. Bizi öldürmekle tehdit etmiş. Yani? Yani annemi zorla kaçırmış. Çocuğundan ayırmış, benden ayırmış. Yani abim ölümü hak etti, öyle mi? Hayır, tabii ki de öyle bir şey söylemiyorum. Sonuçta bence kimsenin... Zeynep, sen iyice anlamadın galiba. Ben sana annem bir katil diyorum. Bir zorba, bir hırsız ya da fahişe değil. Bir katil. Hem de ömrümde görüp görebileceğin en acımasızlarından. Sense bana onu haklı çıkartmaya çalışıyorsun. Nasıl yapmış peki? Merak ediyorsun. Anlatacağım. Ama önce yemeğini yiyeceksin. Allah'ım ya, hala yemek diyor. Ya benim yemek yiyecek halim mi var Allah aşkına? Bence yemelisin. Çünkü anlattıklarımdan sonra bir daha yemek yemek istemeyebilirsin. Ne demek istiyorsun ya? Ne alakası var bundan? Ye dedim. Abimi zehirledi. Yemeğine zehir koyup onu öldürdü. Ya ne? Sen nasıl bir manyaksın be? Psikopat, benim çocuğum var lan. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Seni zehirlemedim. Merak etme. Neden biliyor musun? Çünkü benim tarzım değil. Bu ananın tarzı. Thank you.
Ne o? Korktun arkadaşınla mı geldin ha? Vahit Bey yemeğini yerken bekle dedi. Yemeyeceğim. Vahit Bey yemeği yemezse zorla yedir dedi. Vahit Bey sapık filan mı? Ha? Yahu adam takmış yemek yedirmeye. Yemeyeceğim kardeşim, yemeyeceğim. Zorluk çıkarma da yemeğini ye. Zorluk çıkarma diyorsun. Tamam. O zaman ben hepimiz için bu işe kolay kastırayım. Ben... Manyak! Sensin lan manyak! Haysiyetsiz köpek! Ulan millet de bana yere attırdı. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Allah'ım bana sabır ver, ne olursun bana sabır. Ben çocuğumu özledim ya. Fatih'i özledim. Onlara bir kavuşayım var ya, bir daha. Bir daha asla bırakmayacağım. Ben o kadar sıkı sıkı sarılacağım ki siz. Bir daha ayıplamayacak vermeyeceğiz. Yapıştıracağım kendime sizi bir daha. Bey sizi bekliyor. Gidelim. Ya gelmezsem? O zaman zorla götüreceğiz. İyi madem. Zorluk çıkartmayalım değil mi? Bırak seni var ya, ne yaparım biliyor musun? Bırak, 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 tamam. Tamam, bırak. Bırak. Tamam, yürü. Bırak. Lan bırak, bıraksana! Ya ben kendim giderim, bırak! Ay Allah'ım ya, bırak! Lan yavaş, yavaş! Ne o? İki adam bir kadınla baş edemediniz mi ya? Abi, bir anda saldırınca... Kes sesini! Çıkın dışarı, beceriksiz herifler. Otur Zeynep'ciğim, acıkmışsındır. Ya ben... Bir şey soracağım. Tabii, buyur. Sen yemek yemekten ya da zorla yedirmeye çalışmaktan keyif mi alıyorsun? Başka bir şey bilmiyor musun? Ha? Bunu misafirperverliğime bir övgü olarak kabul ediyorum. Tabii, övgü. Övgü olmaz olur mu? Ben hayatımda hiç bu şekilde ağırlandığımı hatırlamıyorum. Kilitli kapılar, kapıda bekleyen adamlar. Bak Vahit, senden rica ediyorum. Hatta sana yalvarıyorum. Lütfen bırak beni gideyim. Bak benim bir çocuğum var. O hikayeyi daha önce anlatmıştın Zeynep. Bak ben tekrardan pek hoşlanmam. Yani birden sinirleniveririm. Sinirli halimi de hiç sevmiyorum açıkçası. Senin de seveceğini zannetmem. O yüzden lütfen yemeği. Vallahi zehirli değil. Ben yemeğe zehir koyacak insan değilim, söylemiştim. Ben de tanımadığı birine güvenecek kadar aptal bir insan değilim. Sana söylememiştim. Thank you.
zorla yemek yedirmeye çalışıyorsun? Misafirperver olduğumu söylemiştim. Ayrıca vicdanlı bir insanım. Çocuğu olan bir kadının aç bir ilaç gezmesine izin veremem. Hem zaten kurumuş kalmışsın. Ben de bunu yedim, öyle mi? Sırf önüme yemek koyup beni germeye çalışıyorsun. Salak mıyım ben? Bunu yeme Zeynep. Önündekini ye. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Ay ne komik ya. Kamu spotu gibi adamsın yani. Hem komiksin hem psikopatsın. Sen hayırdır çok mu fazla film falan izliyorsun ha? Ne oldu? Ha? Fıkrasına gülünmeyen adam. Kızdın mı? Asıl kim kızgın ben söyleyeyim sana. Ben! Ben çok kızgınım. Yeter artık ya. Ne yapacaksan yap. Dövecek misin, öldürecek misin? Bıktım seni şu çirkin iğrenç suratını görmekten be. Zeynep. Bence sen çeneni kapat. Ve yemeğini ye. Çünkü bence bir daha hiç yemek bulamayabilirsin. Senin bana vereceğin yemeğe muhtaç değilim. Sen git bu yemeklerini... Nankör. Annem de böyleydi. O da yediği kaba pislemişti. Can, yakacaksın mı beni? Papatya çayı yaptırdım sana. Dalga geçiyorsun değil mi? Yok. Sinirlerini yatıştırır. Kahvaltıdaki gerginlikten sonra bir özür mahiyetinde. İstemiyorum. Hem zaten beni bunun kazanına atsam bile benim sinirlerim şu anda yatışamaz. Çok rica ediyorum Zeynep. Artık gerginlik istemiyorum. Sen çayını iç. Sinirlerini gevşet. Ben de sana bundan sonra neler olacağını anlatayım. Müsaaden. Sen içeriden nasıl çıktın? Rahim. İnsan ilk önce bir geçmiş olsun der. Kara Meryem. Nasıl becerdin bilmiyorum ama... Vahit, senin bilmeyip de benim bildiğim çok şey var. Şimdi sana bir saat mühlet. Kızıma bırak. Sen kim oluyorsun da beni tehdit ediyorsun? Unuttun mu? Kızın elimde. Sen beni hiç tanımamışsın Vahit. Ben senin nefesini keserim de kimsenin ruhu duymaz. Kızımı bırak. Beni delirtme. Sen kendini ne sanıyorsun da bana kafa tutuyorsun? Kızımı bırak Vahit. 56 dakikan kaldı. Yenge. Yenge. Babaya bir şeyler söyledi. Alo babacığım, alo. Okan. ...55 dakikan kaldı. Vahit. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.